merhaba. Üçüncü Maç Koltuğu programıyla karşınızdayım ben Volkan. Programlara gösterdiğiniz ilgiler için teşekkür ederim. Güzel yorumlarınızın hepsini YouTube programlarımın altına bekliyorum. Maç Koltuğu programını eğer izliyorsanız, beğeniyorsanız, beğenmiyorsanız, beğenmediğiniz yerleri varsa, abi şurayı da şöyle yapsan ne güzel olurdu dediğiniz şeyler varsa beklerim. Ama tabii ki o ne güzel olurdu dediğiniz şeylerin birçoğunu belki ben de düşünmüş olabilirim. Ama sonuçta imkan dediğimiz ancak bunlara yetiyor arkadaş. Alanya Spor forması, tasarım da çok şık. Bir de Sivas Spor forması, sürpriz gösterdim. Böyle yapınca oluyor mu ya? Böyle yapınca nasıl oluyor? Bıyıklı şeyler. Neyse, bizim olayımız Sivas deplasmanındaki Alanya Spor'un galibiyeti üzerine konuşmak. Geçen senenin kupa şampiyonu ve kupa finalisti, özür dilerim. Şampiyonmuş gibi ben bir anda düşündüm Alanya Spor'u. Ama şampiyonluk yaşayacak derecede iyi futbol oynamışlardı. Geçen sene Erol Bulut'la zaten hocayı da kaptılar. Kaptırdılar diyelim hatta. Fenerbahçe tarafından kapıldı. Evet, gereksiz uzattığım bir kısım oldu. Aynı şeyi 4 kere söylerken cümlelerim içinde boğulabiliyorum. Sivas Spor ise geçen sene şampiyonluk yolunda önemli bir mücadele verdi. Sonuna kadar gidebildi diyebiliriz. Sezonun sonuna kadar gidebildi ama şampiyonluğa erişemedi. Geçen seneki kadrosundan tabii ki kayıpları var bildiğiniz üzere. Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Fatih Aksoy vesaire vesaire gibi birçok oyuncusunu kaybetti. Ama çok önemli oyuncular da kadrosuna kattı. Bunlardan biri Max Gradel. Gayet iyi bir oyuncu. Maç boyunca çok önemli bir etki yaptı takıma. Onu söylemem lazım. Diğer yanda da Alanya Spor vardı. Alanya Spor da transferde hareketliydi. Sisse vardı biliyorsunuz geçen sene. Onun yerine Davidson oynadı bu sene. Kendisini bence bayağı izleyeceğiz. Adından da bahsedecek. Barreiro var tabii ki takımda. Sol bek. Ensakalı'yı biliyorsunuz Beşiktaş aldı. Onun yerine yanılmıyorsam Dinamo Zagreb'den bir sol bek kiralamış Alanya Spor. Hani programın en başında söyleyeyim. Ensakalı'yı çıkar, Mubanje'yi al. Hiçbir fark yok arada. Sanki futbol menajer oyununda Ensakalı'nın özelliklerini yazarak futbolcu aratmışlar da onu bulmuşlar gibi bir durum var. Mubanje'yi ben bayağı beğendim. Kamerun ve İsviçre asıllı, yanlış görmediysem aynen. İyi bir sol bek, kiralık oynuyor. Başarılı bir performans koydu benim düşünceme göre. Yani Ensakalı'dan bahsetmemin sebebi de hani oyuncuyu gönderdikten sonra yerine çok güzel bir alternatif bulabilmiş olması Alanya Spor'un. Bu tür genel transfer konularına 4 Ekim, 5 Ekim transfer sezonu bitince tekrar gireceğiz. Maç genel olarak nasıldı? Sezonun bence ilk hafta için iki takım adına da en heyecan verici maçlarından biriydi. Çok hareketli bir mücadele izlediğimizi söylemem lazım. Aynı saatlerde de Karagümrük Yeni Malatya Spor maçı vardı. O aralarda konuştuğum İlker abiye, İlker Duralı'ya da selamlar. Dün maç sırasında konuşunca abi ben Karagümrük izliyorum dedi. Ben de Sivas Alanya'dayım diyerek. Maç notlarını o zaman paylaş dedi. Ben diyorum ki paylaşıyorum şimdi maç notlarımı İlker Duralı arkadaşım, sevgili abimden de. Bu videoyu paylaşmasını istiyorum bütün hepinizin önünde. Gerçekten kendisine bir toplumsal mahalle baskısı yaparak bu videoyu paylaştırtıyorum. Sivas topla daha haşır neşirdi ilk yarı. Açıkçası atakları da çok daha fazlaydı. Alanya golü bulana kadar direkten dönen topları da oldu. Direkten dönen topların dışında kaleci Marafona'nın, yani Alanya Spor kalecisi Marafona'nın kurtardığı önemli pozisyonlar da vardı. İlk gol gelene kadar dediğim gibi Sivas Spor'un önemli atakları vardı. Fakat Bakasetas bıraktığı yerden Alanya Spor'da maça, sezona devam ettiğini gösterdi açıkçası. Kazandığı topu dikine hemen bir pas çıkardı. Golden önceki pozisyondu bu da. Orada Barreiro kaleciyle karşı karşıya kaldı ama orada bir offside vardı. Ve Samba Kamara pozisyona çok iyi girerek rakibini durdurmuştu. Ardından yine benzer bir pozisyon diyebileceğimiz şekilde gelişti gol pozisyonunda. Efecan çok iyi bir pas attı. Efecan Karaca dünkü maçın yıldızıydı, onu da söylemem lazım. Müthiş bir pas attı Davidson'a. Davidson da kaleciyle karşı karşıya kaldı ve golü ağlarla buluşturdu. Bu golden sonra ilk yarıda direkten dönen topu olmasına karşın Sivas Spor'un
Alanyaspor rakibine açıkçası kanatlara kadar inme imkanı verse de hani kaleyle topu buluşturmaları konusunda birazcık canlarını sıktı. İlk yarıyı Alanya iyi kapattı açıkçası kalesine, gollerine. Kolker'ın tabii ki müthiş bir performansı vardı bu sezon. Geçen sezon. Geçen sezon olduğu gibi bu sezonda devam ediyor. Maçta belli bir dakikadan sonra da oyun Sivasspor'un hakimiyetinde devam etti. Bunun bir nedeni Alanyaspor'un birazcık geriye yaslanması oldu. Alanyaspor'un geriye yaslanmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi de bence oyuncu değişiklikleri dakikası olabilir. Ama son dakikalarda gelen golü de düşünürsek sanki orada Çağdaş Atan daha haklı çıktı diye düşünebiliriz. Alanya kontra ataklarla oynadı son yarım saatte daha çok. Ki dikine oyunu benimsemiş ve kısa şekilde gole, hedefe ulaşmak için pasların, organizasyonun yapıldığını gördüğümüz bir Alanyaspor vardı. Çağdaş Atan bu konuda iyi bir sınav verdi düne bakarsak. Bir kontra atak şablonu var elinde en azından. Sağa sola kaçan oyuncular vesaire. 2'ye 3 yakaladıkları çok oldu Sivasspor'u. Son dakikalarda daha erken bulabilirlerdi 2-0'ı açıkçası. Ama burada tabii ki Alanyaspor'un 5 oyuncu değişikliği konusundaki adımları takıma galibiyeti getirdi gibi söyleyebiliriz açıkçası. Bir yandan aynı şekilde 5 oyuncu değişikliği yaparak Sivasspor da oyunu kendi lehine çevirebileceğini düşündü Rıza Çalımbay. Ki ilk oyuncu değişikliğini 46'da yaptı Sivasspor. Claudemir'le Ninga'yı aldı. Ninga da yeni bir transfer. O da dün sol açıkta çok etkili oldu. Max Gradel'in oyundan düştüğü dakikalarda sol kanattan geldi Ninga ile birlikte. 46'da bu iki değişiklikten sonra 65'te Yasin Öztekin girdi. Yasin Öztekin girdikten sonra da tabii çıkan oyuncular da bu arada Marcelo Goiano sağ bek çıkardı ve yerine Yasin Öztekin aldı. Yasin Öztekin'i alınca tabii ki sağ kanat biraz daha fazla hücumcu oldu ister istemez. Devamında da 76'da iki oyuncu değişikliği daha yaptı Sivasspor. Bir tanesi Ziya Erdal, onu kanada aldı. Diğeri de Aruna Kone. Çıkan oyuncular ilginçti tabii burada. Uğur Çiftçi bek oyuncusu çıktı. Caner Osmanpaşa stoper çıktı. Buradan sonra Sivasspor'un golü atmak için 4-2-4 gibi, 4-1-4-1 gibi dizildiğini gördük. Bir ara maçın sonlarına doğru 3-2-5'e döndü Sivasspor'la Rıza Hoca. Ancak 73'e kadar bekledi Alanyaspor ilk değişikliğini yapmak için. Hani 5 oyuncu değişikliğinin sonuç verdiğini, ne tür sonuçlar çıkarabildiğini görebileceğimiz bir maçtı bence bu. 73'te değiştirdi. Sadece orta sahadan aldığı oyuncuyu orta saha oyuncusuyla değiştirdi. Bir taktik değiştirmedi Çağdaş Atan. Fatih Aksoy'u çıkardı orta sahadan. Ki Fatih Aksoy'a parantez içinde konu gelmişken değinelim. Çıkana kadar çok iyi oynadı. Salih Uçan'la orta ikili de yer almış olmaları da beni ayrıca mutlu etti. Salih Uçan şu anda tartıştığımız işte zamanının Ömer Faruk Beyazı'ydı diyeyim hadi. Öyle olsun. Fenerbahçeliler için daha uygun bir örnek olabilir. Şu anda Ömer Faruk Beyaz'dan ne kadar yetenekli olduğunu söylüyorsak ve çok beklentilere sahipsek Salih Uçan da zamanında böyle bir oyuncuydu ki daha sonra işte İtalya macerası var. Roma'ya gitti, Empoli'ye gitti vesaire. Kendini orada geliştiremedi diyelim. Fizik olarak eksik kalmıştı. Ama son 1,5 sezondur Çağdaş Atan'la da birlikte öyle gözüküyor. İyi bir sezon geçirecek Salih Uçan Alanyaspor'da ve Fatih Aksoy ikilisine güvenmesi. Üç büyüklerin neredeyse hiçbiri Türk oyunculara güvenmezken Alanyaspor'un bu konudaki cesaretini de tebrik ediyorum. Netekim çok yerinde bir gününde bir kelime. Netekim Salih Uçan da dakika kaçtı? 81, 82. Bir ara çizgiden 80'de çizgiden top çıkaran oyuncuydu. Aslında Sivas'ın 1-0 iken yani atakları da baskısı da çok yoğundu. İlk yarıda direkten dönen bir topları vardı söylemiştim. Toplam olarak yani maçta kalecilerin kurtarışları toplam 7 tane gol kurtarışı yaptı kaleciler. Kaleciler hem Marafona hem Samassa geçen sene bıraktıkları yerden alıp devam ediyorlar diyebiliriz. Bu Veron abi niye bize küsmüş ya? Çok vurduk diye kendisine.
Sırtı dönük olunca. Sırtı dönük olan futbolcuya faul yapmayın arkadaşlar. Eğer forvetin, rakibin sırtı dönükse kalenize doğru faul yapmayın. Arada nedense böyle bir şey diyesim geldi. Her neyse Salih Uçan'a geri döndük. Salih Uçan ve Fatih Aksoy ikilisi orta sahayı çok iyi tuttu. Rakibi karşısında. Fatih çıktı. Yerine Ceyhun girdi. Dakika 73 olduğunu söyledim. Ceyhun'dan sonra Mustafa Pekdemek 83'te girdi. Siopis yine 83'te girdi. Çıkan oyuncular 2 forvetti. 2 forvet çıktı. 2 forvet girdi. Salih Uçan'la Efecan çıktı. Yine 2 oyuncu pozisyon değiştiler. Hiçbir şekilde taktik değiştirmedi. Alanyaspor Çağdaş Atan'la birlikte oyuncu değişikliklerini belki geç yapmasının nedeni de son 10 dakikada daha dirençli oyuncularla rakibini karşılamasına yaradı. Bu sırada da üçlü stopere dönen işte zaman zaman Erdoğan'ı stoperde gördük. Hakan Aslan sağ beke geçti galiba bir ara. Sonra Uğur Çiftçi'nin yerinde bir Max Gradel vardı. Bir ara Max Gradel üçlü stoper diziliminden sağ taraftan top çıkarıyordu vesaire. Sivasspor'un oyunu taktiği böyle bir değişime uğrayınca son dakikalarda gelen kafa golünün de nedeni oldu. Çünkü Caner Osmanpaşa gibi bir savunmada kafa topları hakimi oyuncuyu çıkarmıştı. Sivasspor. Alanyaspor'da bunu iyi değerlendirdi. Ceyhun Gülselam'ı sonradan oyuna aldı. Uzun boylu bir oyuncu olarak takımın boyunu uzattı ve gücünü de arttırdı. Sivas defansı böylelikle boşta bırakınca kol kırı ki çok güzel bir goldü bu arada. Yine bir ön direk, arka direk alma hatasından bahsedeceğim burada. Davidson'un ortası, yeni transfer, iyi transfer. Davidson'un ortasını Stoper Savellas, Yunanistan milli takımının stoperi Savellas içeri arka direğe doğru çevirdi diyelim daha doğrusu. Steven Colker da arka direkte bomboş pozisyonda golü attı. Arkadaşlar, sevgili Türkiye futbol dünya ailesi. Bakın, kornerlerde dünyanın en mantıksız işi ön direği almaktır. Zaten topun geldiği açıdan kaleci o direği kontrol edebilmektedir o açıya baktığı için. Ama arkasını görememektedir. Kaleci en arka direkte duramayacağına göre de yani ön direkten 7 metre geride duramayacağına göre de uzakta arka direğe oyuncu koymak daha mantıklıdır. Ha arka direğe de gidip şimdi yeni yorumculuğu hayırlı uğurlu olsun Sabri Sarıoğlu'nu koyarsanız yani kısa boylu bir bek oyuncusu koyarsanız arada yükseldiğinde zıpladığında elini de kaldıramayacağı için şöyle bir boşluk olacaktır. Ben kafa boşluğu verdiğim için şey yapalım. Şöyle bir boşluk oluyor. Oradan top geçer. Oraya mümkünse 1.80, 1.85 İyi kafa atamayan ama orada dursa da o top ona çarptığında gol olmayacak bir oyuncuyu koymak çok daha mantıklı. Steven Colker'ı arka direkte gole giderken yanında da bir arkadaşıyla birlikte 6 pasta gördük. Ve Sivasspor'da golü böyle yedi. Oyuncu değişikliklerinin etkisi oldu. Çağdaş Atan sonuç olarak bu golde arka direğe kimsenin adam koymamış olmasını değerlendirerek takımına ikinci golü kazandıran taktiği de göstermiş oldu, oynatmış oldu. Ben de bunun üzerine bir kahve içeyim bari. Oh, buz gibi kahve. Ve Alanyaspor'umuz ve Sivasspor'umuz arasındaki maç böyle bitti. Ben niye bunları buraya koymadım? Bak şimdi diyecekler ki Anadolu takımlarına şey yapıyorsun arkadaş. Bunlar her zaman canımızın, başımızın tacıdır. Onlar burada duracaktır. Peki söyleyin hangi Anadolu takımının formasını böyle yaptım da, bıyık yaptım da vesaire. Aslında böyle koca kafalar vesaire. Neyse maç yorumu bitti. Maç koltuğundan bu haftalık bu kadar. Umarım Antalyaspor Sivasspor maçına dair aldığım notları beğenmişsinizdir. Programlara dair yorumlarınızı YouTube'da bu kanalın altında, bu videonun altında yer alan yorum kısmında bekliyorum. Beğenip paylaşırsanız da çok sevinirim. Maç koltuğu programı burada bitiyor. Hadi görüşmek üzere. Bitti mi sandınız? Daha kanala abone olmayı unutmayın dememiz gerekiyor. Yorumlarınızı da bekliyorum. Görüşmek üzere.